aşk gel anam aşk gel, aşk gel anam aşk gel, ben varamıyorum, sürmelim gel. Ellerin kıyında anama giderken, anama giderken, battı da bir diken, sürmelim gel. Kör olsun o diken, oy oy, yollara diken. Anamın bacası, anamın bacası, inceden tüten, sürmelim gel. Her kadar ekmeğim, oy oy, ömrüme canın ayağını, sacanın ayağını, demirci düven, sürmelim gel. Kızının eksüğünü, oy oy, anası İyi günler. Köyde hayat yeni anlayış içinde yeniden köyde hayat başlıyor. Neredeyiz? Çukurca köyündeyiz. Köyde hayat bir günlük köyde hayat. Olanı olduğu gibi olduğu yerde ve olanlarla tespit ettiğimiz, kayıt altına aldığımız ve ekranlara taşıdığımız bir program. Yani bir günlük hayatı, köyde yaşanan bir günlük hayatı konu alıyoruz ve o bir günlük hayatı sizle paylaşıyoruz. Bizi bu yolda teşvik eden, himaye eden, bugüne kadar arkamızda duran bir kurum var, Kızılcahamam Belediyesi. Bu kurumun başında da Kızılcahamam Belediye Başkanı Sayın Süleyman Acar var. Ta başta, ilk başta ona bir teşekkür edelim. Ve sonra yine Süleyman Bey'in Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam halkı adına, daha doğrusu bütün izleyiciler adına bizim elimize tutuşturduğu ve paketler var. O paketlerin içinde selam dolu.
o 4 tane paketi işte muhtarın tespit edeceği veya önereceği veya bu kapısını çalalım bir hatırını soralım diyeceği insanlara dağıtacağız. Evet, teşekkürlerimiz bununla sınırlı değil. Kimler var? Bu Kızılcahamam TV'yi hayata geçiren, bugün yayında, yapımda ve montajda emeği olan Kerem Çaylı var. Teşekkürler Kerem. Sitesinde bize yer veren Uğur Demirbaş var. Soğuk Su Haber'de sitesinde yer veriyor. Ona da teşekkür ediyoruz. Yine bu programda bir de konuğumuz olacak. Geçen gelmiştik. Süleyman Keçeci sazıyla geldi, sözüyle geldi, gönlüyle geldi ve kendi köyüne geldi. O da programın içinde konuğumuz olacak. Daha doğrusu biz de ona konuk olacağız. Evet, Süleyman Keçeci, sana da teşekkür ediyoruz. En son teşekkür. Bir kere kızgınlıkla beraber, biraz şöyle gönül kırgınlığıyla beraber kim olacak? Mazhar Arslan olacak. Kameramanımız, şoförümüz, her şeyimiz. Dostumuz, arkadaşımız, sırdaşımız. Ama bugün hafif bir kızacağım ona. Yine de ama teşekkürü de ihmal etmeyeceğim. Evet, köy programı burada başlıyor. Yeniden köyde hayat. Bir günlük köyde hayat. Kalitemiz, samimiyet, başarımız, istikrar. Biz de kalite aramayın, samimiyetimize bakın. Biz de başarı aramayın, istikrarımıza bakın. Ama şunu da unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Unutmayın, olur mu? Olur olur. Köyde hayat kimin yanında başlar? Köyün Cumhurbaşkanı muhtarın yanında başlar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Öyledir tekrar. Canım, seçilmiş. Olsun. Merhaba. Efendim, merhaba. Nasılsınız? Elhamdülillah iyiyim, şükür. Sizler de iyisiniz inşallah. Ben şimdi tanıyorum ama izleyiciler tanımayabilir, seyirciler. Evet, Kızılcahamam'da genelde tanırlar ama tabii ki gençler tanımaz. Eskiler tanır bizi. Gençler Türkiye tanımaz. Seyrediyor. Herkes seyrediyor. Ha, bunu bundan sonra olabilir inşallah. Seyretsinler. İsim Sadık Turası. Sadık Turası. İşte Çukurca'nın köyün, köy değil mi? Mahallenin galiba. Şimdi köy mahalle oldu. Eline attığı yeri imar eden insanlardan bir tane. Canım öylesin şimdi. Yok, yaptık yani. Bir şeyler yaptık ama geçti yani. Şimdi sabahleyin şöyle bir konu oldu. Ne? Hanım, bir şeyler unutuyoruz tabii, bir şeyler. Hanım dedim. Demirel dedim, 65 yaşından sonra maaş bağlamış ama boşa bağlamamış. 65'i bulunca dedim, eksiklerimiz oluyor dedim. Gayri idare et dedim. Eksiklerin ne? Ya eksiklerimi unutuyoruz, bir şeyleri unutuyoruz yani. Şunu alacak, bunu unutmak alacak. Unutmak bir lütuf değil mi? Buyur. Unutmak bir lütuf değil mi? Olur tabii, unutmak bir şey olabilir. Ya. Lütuf. Hepsi aklında kalsa. Yok estağfurullah, nereye çıkacak bakalım. Ya, ya onu evet. Unutmak bir lütuf. Elhamdülillah köyümüz iyi Nizamettin şöyle, Bey. Gel. Şöyle yürüyelim. Şöyle bir şuradan mesela. Yahu bir ha, dur bir hadi. Sen bir dur. Senden gezeceğim. Şimdi koluna girdiğim adamın ben gönlüne de girdim, girerim diyorum. Ya sağ olasın. Biz zaten biz birbirimizin gönlüne tamam. Girdik. Allah razı olsun. Diye senelerdir tanıyoruz. Geldiği yeri, yaptığı işi imar eden dedim. Şimdi Süleyman'ı da getirdim. Süleyman Keçeci'yi. Evet. Köyün sanatçılarından. Evet evet. Elhamdülillah. Güzel sazlar. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Bilmemeyim Süleyman Gül. Onu Süleyman Gül bilirim yani. Bilmem, köyümüzün adamı birbirimize mütevazıdır yani, bizim köyün insanları. Ben bakıyorum yani elhamdülillah. Çok şükür. Mesela, sıhhatte bir problem yok mu? Sıhhatte yok, biraz mi? Hafif var, var ama mı? Sıhhatte biraz ama kurtardık yani. İyi, sağ ol, Allah razı olsun. Olacak ya. Vücutun zekatı yani. O oluyor. Öyle diyorum galiba bizde. Zekat tabii canım. Vücutun zekatı. Bu sıhhatte. Malın zekatı olur da sağlığın zekatı. Evet evet evet. Evet. Evet inşallah. Şimdi, ben şu cümleyi kurdum ki arkasında da duruyorum. El attığı yeri imar ve ihya eder. Çünkü başladığı işi de bitirir. Öyle mi? Sadık Turası. Ya nasip bu iş. Niyet iyi olursa oluyor yani. Cenab-ı Allah nasip ediyor. Hı hı. Mesela şöyle anlatayım. Biz 96'da rahmetlik 3 kişi öldü. Hatıp Dayı'nı vardı.
Hatip dayım, en yaşlımız, Ahmet Akbulut rahmetli oldu. Hamza Erkaya ile beraber burada 3 kişi öldü, 4 kişi sağız. Dernek kurduk. O zamanın şartlarına göre bayağı bir çaba sarf ettik yani. O zaman bizim köyün insanları hayır vermeye o zaman yanaş azdı yani. Hayır ve ama 10 sene dernek başkanı yaptım. Elde mi yoktu? Elde de olsa verme durumunu 10 sene dernek başkanı yaptı. En son şunu öğrendi. Bizim köyün adamı para vermeyi öğrendi. Yani para sorun yok. Mesela hocama İdlib'e para demeyelim. Yardım etmeyi. Mesela. Şöyle gezelim mi? Tabii. Şöyle İdlib'e mesela. Ne tarafa gidelim? Süleyman Darlı'yım yanıma. Bak. Hoca da gelmiş. Hoca da gelmiş. Hoca da gelmiş. Mesela hocam hiçbir köy olamaz. İdlib'e iki tane ev yardımı oldu. Ya bizim köyden İdlib'e iki tane. Şöyle bir gezelim mi? Gezelim. Şöyle koy. Şimdi buranın köyün eksiklerini de soracağım da bir hocama merhaba diyeyim. Merhabalar. Nasılsın? Elhamdülillah iyiyim. Sizler nasılsınız? Güzel. İyiyiz ki geldik buraya kadar. Hatta gelmedik. Süleyman'ı da getirdik. Çok iyi yapmışsınız. Hoş geldiniz. Zaten biz sizleri sosyal medyadan takip ediyoruz. Köyde hayat var. Çok da hoşuma giden bir proje aslında. Gençlere bir teşvik, köyü sevdirme. Çünkü baktığımız zaman eskisi gibi kardeşlerimiz, çocuklarımız köylere gelmiyor. Ama şimdi seyircileri kokuyor. Mis gibi kokuyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ben de 2 yıllık bir görevliyim bu köyde. 2 yıl önce atandım. Memleketim Çorum. Bu köye geldiğimde... Neresinden Çorum? Çorum İskilipliyim ben. İskilip. Benim evet. Eniştem orada yıllar önce orada polislik yaptı ya. Evet. İskilip Vatıf Hoca'nın torunlarıyız. Diyebiliriz bunu. Kızacağım gibi bir yere geldik. Kendi memleketim gibi. Çok sevdiğim, insanlarını sevdiğim. Köyümü çok sevdim. Çünkü bir yere geldiğimiz zaman acaba ne başarabiliriz, ne edebiliriz diye düşündüğümüz zaman aynı sizin projeniz gibi biz de acaba bu köye nasıl gençleri getirebiliriz? O yüzden sizin programınızı çok takip ediyordum. İnşallah bir günde bizim köyümüze gelirsiniz diye. Çünkü geldiniz. Çok da teşekkür ediyorum. Mutlu da olduk. Şimdi demem o şunu demek istiyorum. Yani Ankara'daki kardeşlerimizi veya buradaki teyzelerimizin, dedelerimizin torunlarını bu köye çekmek için bu sosyal medyaya ihtiyacımız vardı. Şu mu hocam? Biz biraz geç kaldık herhalde. Gelişmeyi köyden başladık, şehire kaydıracaktık. Biz şehirden başladık, köye getirmeye uğraşıyoruz şu anda. Aynen öyle. Çünkü ismimiz de öyle. Sizin sosyal medyadaki icralarınızın ismi de öyle. Köyde hayat var. Evet. Neden köyde hayat var? Şimdi biri bir küçük çocuk buraya geldiği zaman önce toprakla uğraşmayı görüyor. O Ankara'da yediği ekmeğin nereden geldiğini görebiliyor. İnsanların burada neler ürettiğini görebiliyor. Büyük insanlardan edebi, büyük insanlardan hayata görüş açısını aslında hiçbir kitap okumadan insanların hayatındaki yaşantılarından görmeye çalışıyor. İşte köyde hayat aslında bundan dolayı var. Yani hayatı köyde başlatıp şehire taşımak lazım değil mi? Önce köy vardı. Aynen öyle. Önce köy vardı, sonra şehir hayatı vardı. Yani temeli köyde attığımız zaman aslında temelimiz de çok sağlam oluyor. Nasıl? Şöyle denir, köpek var. Ne yapar köpek? Ben korkarım köpekten dolayı. Niye? Ne yok, oldu? Bir şey, yapmaz. Şey yapmazdır ya. Şimdi gel buraya gel. Köyde ya muhtar köpekten korkarsa. Evet ne yapalım işte. Sülalecek korkarız biz köpekten. Aslında köylerde bir usul vardır. Saldıran köylüler o kadar güzel köyleri dizayn etmişlerdir ki saldıran köpeği köyde tutmazlar aslında. He. Böyle bir şey vardır. Çünkü köylüler bunun bilincinde dediler. Eğer bir köy köpeğine sahip çıkıyorsa zaten köylüye de dokunmaz değil mi? Aynen öyle. Yani o bizim misafir olarak geldi bakın, gördü şey geri gidiyor. Buranın sahipsiz. Yok buranın sahibi. Mehmet abimizin yok, çoban yani köpeği. Sığır var. Sığır var. Temelden gelen bir korku mu? Temelden gelen, sülaleden. Sülalecek köpekten korkarız biz. Ben de korkardım. Ben bu korkuyu yendim. Ha ben yenemedim. 5-6 yaşımda, köyden işte 5 yaşımdan falan ayrıldığımda şu baldırımdan bir köpek ısırmış beni. O korku hala taşıyordum. 5-6 senedir yendim. Dedim ki korku, sana teslim olmayacağım. Seni teslim alacağım. Aslında korku da bir duygu. Evet. Kendi himayemizde olacak. Kendi irademizle kontrol altımızda tutacağız onu değil mi hocam? Aynen öyle. Şimdi muhtarım, kaçıncı dönem? İlk dönem. İlk dönem mi? Kooperatifçiliği, inşaatçılığı bıraktın, muhtarlığa mı başladın? Evet. Gali Kızılcamam dedi ki bana, senin yaşın 65 dedi. Kızılcamam'da bir iş yapamam sen Gali. Köyüne kadar git dediler. Köyün adamı da sağ olsun, rakip de yoktu. Hiç kimse de yoktu. Tek başıma rakipsiz bir muhtar olduk. Rakipsiz. Tek aday.
İyi bir şey mi bu? Bilmiyorum vallahi. Ama ben, sen yarışmayı severdin. Ama şeydi, başka müracaat eden olmadı muhtarlığa. Beni çıktı diye köyün adamı dediler ki Sadık Hoca olduktan sonra bizim çıkmamıza gerek yok diyenler oldu. Hani böyle bir... Güven ishârı değil mi bu? Evet, Allah razı olsun. Yani... Allah da öyle seçiyor, sen yaparsın diyor değil mi? Aynen öyle. Tabii ki de insanda önce güven olduktan sonra zaten gerisi başarı olarak görüyor. Sadık Hocamız da kendine güvenmiş, tek başına çıkmış. Ve bu başarıyı da elde etmeye çalışıyor. Çıkmadım, koyun adamı istedi beni. Evet. Özellikle mi istedi? Özellikle, sen muhtar ol dediler 2 yıl evvel. Kooperatifçiliği veya o inşaatçılığı niye bıraktın? Yetersiz şimdi, mi geldi? Şimdi Zorunlu'da değil, Kızılcaman'da kooperatif yapacak, bina yapacak böyle 2-3 tane apartman yapacak yer yok. Birincisi yerin olmadığından bıraktım. Yoksalık müracaat çoktu. Müracaat çoktu ama yer olmayınca baktık olmayacak bıraktık. Şimdi köye geldiysek köyün sorunları oraya bir girelim hocam. Evet. Muhtarım şöyle bir dön bak. Asar şuraya bir bak. Biz yağmur yağmış, sel gelmiş, yol. Evet. Üzerindeki soğuk asfalt mı bu? Soğuk asfalt. O kalkmış. Alttaki kilit taşlar çıkmış. Kilit taş da yokmuş herhalde. Kilit taş üstüne şey atıldı. Soğuk asfalt atıldı. Burada yok yani, köyümüz derenin içinde. Adı üstünde Çukurca. Çukur. Çukurca, evet. Çukur olunca düz arazimiz yok. İşte böyle yokuşlardan böyle engebeli yerlerimiz var. Su sorunu var mı? Su sorunumuz yok elhamdülillah. Zaten olmaması lazım. Aski Kızılcam. Yok, daha yeni oldu. Aski'nin müdürü yeni oldu. Hayırlı olsun diye. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Başarılı benim... bir oğlun var. Evet. İnşallah Allah utandırmaz. Senin hayatına ne getiriyor başarılar, çocuğun başarılar? Ya çocuk şöyle dikkat et oğlum diyorum. Başarıda insanoğlu tabii çocuğunun iyi yere gelmesini istiyor ama aman oğlum iyi tarafından bak. Belediyede de öyleydi. Aman oğlum iyi, herkese iyi gözle, iyi tarafından bak. Yardımcı olmaya çalış diye mümkün mertebe böyle nasihat ediyordum. Ya şimdi içinde de şöyle bir şey vardır değil mi? Bir rahatlık, bir ferahlık. Ya oğlum orada ya bir güven. Olur ya. Ya olur, olur ama o kadar değil ya. O kadar değil. Şimdi benim herkes için... Herkes kendi hayatını mı yaşıyor? Tabii herkes kendini. Allah şimdi benim oğlan şimdi bana kanunsuz mümkün değil. Adı Kanun Süleyman çıkmış Kızılcam Belediyesi'nde. Öyle mi? Kanun Süleyman diyorlardı. Yani belediyedeki benim. Şimdi kanunsuz bana bir iş yapması mümkün değil. Bu da bir onur değil mi senin için? Tabii tabii iyi. Baba dedi, ben dedi 10 senedir belediydim. Bugüne kadar sana bir laf getirttim mi? Yani senin oğlan rüşvet aldı, yedi, şunu yapmadı, bunu yapmadı, kötülük yaptı diyen oldu mu? Olmadı oğlum dedim. Teşekkür ederim dedim. Böyle devam et dedim. Bu da bir lütuf ama bazen işte peygamberlerin hayatında var değil mi? Çocuklarıyla evet. İmtihan olan çocuklarıyla işte... Tabii ki de yani zorlanan. Dünyadaki en büyük imtihan çocuk imtihanıdır. Atsan atılmaz der şair, satsan satılmaz der, dövsen dövülmez der. Evlat da der, Allah-u Teala kimseyi evlatıyla sınamasın der. Şimdi Sadık Hocam'ın şöyle bir güzelliği var aslında. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bu dünyada bırakabileceğiniz en güzel şey hayırlı birer evlattır. Demek ki Sadık Hocam da güzel bir evlat yetiştirmiş ki, Kızılcamam'da güzel bir lakap takılmış, Kanun Süleyman diye. Bu çok güzel bir şey aslında, çünkü kanunlara uyan, görevini icra edebilen, güzel bir şekilde icra eden bir insan var. Bence Sadık Hocam yerine ben bile gururlandım bu köyün imamı olduğum halde. Çok güzel bir şey. Allah-u Teala böyle bürokratları, böyle çalışanları bizlere her zaman nasip eylesin inşallah. Biliyor musun? Neyi? Şimdi böyle bir muhtar, böyle bir imam, yanında da Süleyman olduktan sonra koyu kesmemize gerek yok. Biz bu programı bitiririz değil mi? Allah razı olsun, estağfurullah. O sizin güzel bakışınız. Peki. Su sorunu yok. Su sorunumuz yok. Şöyle diyor, daralı geçen yıllarda şöyle suda, dağdan gelen suda bir azalma oluyordu. Azalma olunca şimdi bizim yeni bir konut yeri açtık. 55 konutluk bir yer açtık. 55 İskan alanı açıldı. Şimdi şeye verildi bu. Harita mühendisine verildi. Harita mühendisi çalışıyor. Çalıştığı zaman o zaman su sorunumuz çıkabilir. Onun için de bir kuyu kazıldı. Hazır kuyumuz var. Su sorunu eğer ki suyumuz azaldığı zaman otomatikmen su basıyor. Kanun Süleyman'a telefon ettiğin zaman gelir değil mi? Yok, gelmez. Mümkün değil. Sırıya mı alır? Sırıya alır. Der ki sana köyün içecek kadar su, bir şey söyle.
Baba içecek kadar suyunuz yok. 8 koyun hiç suyu yok dedi. Aa vallahi iyi söylüyorsun. Öyle deyince bir şey diyemedim. Kanalizasyon var mı? Kanalizasyon yok. Yok mu? Geldiler, ölçtüler. Yalnız kanalizasyon 22A, 22A mı diyorlar? 22A herhalde. Bu siz daha iyi bilirsiniz. Köyümüze 22A geçmedi. Yeniden kadastro çalışması var. Evet, tamam. O kadastro çalışması biterse dedik, bitince başladılar ölçüme de. Kadastro çalışması bittiği zaman kanalizasyon ölçtüre bistire şirkete vereceklermiş. O yapılacak. Yani o ama da... kendimiz çözdük bu kanalizasyonu. Nasıl çözdük? Nasıl misal çözdüm? Yani. Seneler evvel bak şu komşu, şu komşu, şu komşu şöyle kendi aramızda topladık. Şuradan ortadan bir kanal açtık, götürdük aşağıya bir büyük kuyu kazdık. Belediyeden şey aldık, büyük kepçelere şeyler aldık. Lagar şeylerini aldık. Biz buradan 8 aile bu bölgede hiç suyu şey kanalizasyon çözümü çözdük. Vallahi çok iyi. Hiç yani ki belediyeye de şey etmedik. Şimdi aldık bu vatandaş olmanın bilinçli hali abi, mi bu? Bu taş döşenmeden yaptık biz bunu. Tamam. Taş döşenmeden dedik ki bu işi çözeyim dedik. Mesela 2 aile 3 tam 7 8 aile. 8 aile şuradan topladık. Şuradan götürdük şu sınırdan ağrı aşağıda. Bölge bölge değil mi? Bölge bölge. Giderken herkes ekle ekleyi verdi. Şu anda bir sıkıntı yok. Kanalizasyonda sahte bizde burada sıkıntı yok ama yapılacak. Onu da şirkete verecekler. Mesela ara yollarda olabilir. Sıkıntı yeni yeni. Var, mesela abi? Şurada benim şey. Gel abi sen. Muhtarlık büro. Şöyle bakıversin gariban yer. Var mı ışığı falan yanıyor mu? Olmamı ya muhtarlık bürosu diyorum ya. Aa başkanım da gelmiş. Geçen başkandan selam özür dileyeceğim ya. Biz yayınlarken senin evine çıkacağım çünkü yayında muhtarlık çekmiştik. Fakat gelen misafirleri eve çıkmadan muhtarlık bürosunda bazı şeyleri. Nasıl olduysa bir yarım saat kaybolmuş o Süleyman'la yaptığımız olur, programda. Olur öyle. Kaybolmam işte o yutulma mı, unutulma mı neyse öyle bir şey olmuş. Olsun, bu sefer evet. Evine gideceğim ama çok güzel ev var. Beklerim. Tabii bayram. Başka sorunun? Başka sorunumuz işte şimdi şu haldeki kanalizasyon yapıldığı zaman kilit taşları yenilenecek. Sen şöyle söyle, kanalizasyon yapılmadan kilit taşa girmem. Öyle mi? Tabii. Bak, gelmiş ama kilit taşlar. O kilit taşlar şurada tamir için bekletiyoruz biz. Mezarlık var ya. Biz ona doğru bekletiyoruz. İnternet sorunu var mı? Yok. Elhamdülillah interneti bak köyde. Şimdi onu aslında biraz da gençlere sormak lazım. Yok canım. Keynim alayım. Şimdi aslında yaşlılara soracağım. Ha, hocama soracağım. Hocam halledin. Yok yaşlılara soracağım. Niye biliyor musun hocam? Evet. Çağa uyacak yaşlılar ki gençleri tenkit edebilsinler. Evet. Eleştirebilsinler. Evet çok güzel. Şimdi çağa uymayacaksın. Gençliği de tenkit edeceksin. Var mı böyle bir şey ya? Evet. Elinde cep telefonun olmayacak. Teknolojik imkanlardan istifade etmeyeceksin. Ondan sonra elinde cep telefonunu oynayan çocuğa da kızacaksın. Evet aynı öyle. Ben öncelikle bir teşekkürle başlamak istiyorum. Ben ilk bu köye geldiğimizde internetimiz yoktu. Altyapımız veya 2G, 3G, 4.5G gibi internet ağımız yoktu. Dernek başkanımızdan Allah razı olsun. Ben bu sorunumu dernek başkanımıza ilettim. O da teşekkür ederiz. Sağ olun Allah razı olsun. Bunun üzerine bildiğiniz üzere bu köyümüzde çok güzel bir siyasetçimiz Yaşar başkanımız var. Yaşar Yıldırım. Ankara milletvekilimiz. Onunla irtibata geçip ya artık köyümüzde bir genç hocamız var ve köylümüz artık bu internete ihtiyaç duyuyor sizin dediğiniz gibi. Çünkü hani demiştik ya sohbetimizin başında gençleri getiremiyoruz çünkü bu sosyal medya çıktığı için görüntülü konuşuyoruz. Bu sefer yaşlarımız da istekte bulundu. Bu şekilde 4.5G'yi Allah razı olsun Yaşar başkanımızın sayesinde, Dernek başkanımızın sayesinde, muhtarımızın sayesinde bu şekilde 4.5G'yi köyümüze getirdik. Allah razı olsun. 4.5G sorunumuz tamamen kalktı. Zaten Büyükşehir Belediye'mizde bütün köylere bildiğiniz üzere öğrenci olur. O belli bir alana değil mi? Belli bir alana. Siz gördünüz 20 metrelik karelik alana yapıldı. Sadece internet olarak şeyimiz var. Altyapımız yok. Kızılcahamam'da çok güzel bir fiber altyapı yapıldı. Ben dedim keşke dedim eski kabloları bizim buraya getirseydik dedim. Yani bizim de... Duyurum. Evet duyurmak istiyorum. Süleyman Başkan'a söyle. Süleyman Başkanım mesajlarınız geliyor. Çok da mutlu oluyorum. Kızılcahamam için çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Fiber altyapıyı da döşemişsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Hizmet nimettir. Bizler de Çukurca köyümüze altyapı istiyoruz. Türk Telekom altyapısı. Altyapımız yok. Hacılar köyünde portumuz var. İnternet girişimiz. Ama sadece Çukurca tek köy olduğu için buraya bağlantı yapmıyorlar. Çoğu sefer başvuru yaptık. Başkanımız da olsun, muhtarımız da olsun.
ama altyapı için bir bize dönen bir şey gelmedi. Sizlerden ricamız Çukurca köyümüze de bir altyapı istiyoruz. Çünkü 4.5G olduğu zaman tabii ki de internetimiz var. 4.5G olarak kullanıyoruz ama altyapı olmadığı için bazen online üzerinden derslerimizi yapamıyoruz. Bazen sınavlarımıza giremiyoruz. Ben de okuyan bir insan olduğum için açıktan üniversite okuyorum. Öyle mi? Evet, aynen öyle. Sizlerden istirhamım Kızılcahamam Fiber interneti döşediniz. Bu sizin için güzel bir şey ama Çukurca'ya getirmek daha kolay bence. Çünkü Türkiye'de ilk fiber altyapı döşenen kentlerden birisi olduk. Sizleri çok takip ediyoruz. Çukurca köyümüze de altyapıyı bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Süleyman Başkan. Böyle bir imam, böyle bir hoca, böyle bir köyde bulunması bizim için şans. Mikrofon elimde biraz emanet gibi durmaya başladım. Ya estağfurullah. Hocanın konuşmalarına karşı. Estağfurullah. Hemen teslim edecektim. Öyle olur, öyle olacak değil mi Süleyman? Doğrudur hocam. Bayağı güzel konuşmak. Ama olsun ya. Al al. Sazı da al, sözü de al. Mikrofonu İnşallah da. Zaten şöyle bir hedefimiz var aslında. Bir imam boş olmamalı. Evet. Her kolda. Ben mesela bu köye geldiğim zaman bu köyün etrafında ne var dedim. Mesela bu köyün dört tarafı da türbelerle çevrili bir köymüş. Bu köyde hiç yoksulluk olmamış. Hep bir bereket varmış. Hı-hı. Bir geldiğimiz noktada önce kendi noktamızı bir araştırmamız lazım. Bu insanların görüşleri nelerdir? Bu insanların yapmak istedikleri şeyler nelerdir? Bu insanların hayatları nelerdir? Biz bir imam eğer bunları araştırırsa o köyde her zaman başarılı olup her zaman başarıya gidecektir. Ben Süleyman abimi de araştırdım. Çok güzel bir sanatçı. Çok güzel türküleri var. Kendi yazdı, kendi çaldı. Ya Süleyman abi dedim, çok güzel saz çalıyorsun dedim. Benim de hoşuma gitti dedim. Ben de arada çalmak istiyorum dedim. Senden eğitim almak. Yok, eğitim almak istiyorum dedim Süleyman abimden. O da Allah razı olsun dedi. Hocam dedi, sazını al dedi. Ben eğitimi vereceğim sana dedi. Aldın mı? Yok, alacağım inşallah, başlayacağım en kısa sürede. Hocamız bak, arıcılık var, tavukçuluk var, hemen hocam. O da olsun canım. Ne fark eder? Evet. Hoca saz içini bıraksın. Hocaya saz olmaz. Niye? Olmaz. Ben öyle diyorum. Ben eskili kafadanım. Ben hepsiz kafadanım. Hoca saz çalmaz. Sadık hocam saz derken şey zannetti. Böyle direktmen Türkiye'ye gideceğiz. Şimdi saz imamlarda şöyle bir şey vardır. Her imamın aslında bir enstrüman bilmesi lazım. Neden? Çünkü bir enstrüman demek bir makam demek. Yani şimdi bir enstrümanımız olduğu zaman Sadık hocam bana diyecek ki ya hocam şu yatsı ezanı biraz daha güzel oku dese ben belki o enstrümanımdan makamı kapıp onu okuyacağım. Tabii. Şimdi Sadık hocam. Aşağı tuvaletleri çekersiniz. Ya dur baba, acele etme sen muhtar, acele etme, buradayız. Şimdi normalde gayemiz bu. Yoksa gayemiz sazı alıp tabii ki de düğünlere çıkmak değil. Bizim gayemiz kendi mesleğimiz. Şimdi şunu söylemek istiyorum, sözünüzü kestim. Benim hocam vardı, onun hocası da rahmetli oldu, Şeyhul Kurra Hacı Miktat Temüstürk. Hocamız, o büyük hocamızdan ders alırken makam dersine de gidermiş. İstanbul'da okudum ben, Taksim'e makam derslerine gidermiş. Hocamızın hocası demiş ki hocamıza, ya demiş evladım demiş, birazcık makamı çok kaçırdınız herhalde demiş. Makamı demiş, Kur'an'ı uydurmaya başladınız demiş. Olmadı demiş. Kur'an'ı makamı değil demiş, makamı Kur'an'a uydurun ki demiş, Kur'an'ın kaidelerini bozmayın demiş. Biz de ya. Sazı istiyoruz ki sazı Kur'an'a uyduracağız. Yani Kur'an'ın yolundan, Kur'an'dan taviz vermeyeceğiz. Ama onu daha güzel okuyabilmek için, karşımızdaki insanları o maneviyatı yükleyebilmemiz için bunları da almamız lazım. Peki, muhtarın karşı çıktığı şey bir gelenekten veya bir geçmişten gelen bir anlayışın belki söze dökülmesi. Hani hocalar ya işte cübbesi olsun, namazını kıldırsın ama hayatın içinde olmasın, camide olsun gibi. Ben hayatın içinde olun ya. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu zamana kadar hayatın içinde olmadığımızdan dolayı gençlerimizi kaybediyoruz evet. biz. Şu an benim Cuma sohbetlerim var. Camilerde yapıyordum. Baktım din hayat diyorlar. Hayatın içinde din yok. Evet. Hayata bakıyoruz. Yahu hayatın içine dini getirelim diyoruz. Din hayatın içine girmemiş. Aldım hocaları, önce çay ocaklarına götürdüm. Sonra soğuk sularda gezdirdim. Evet. Eyüp hocayla falan. Evet. Halkın içine soktum, selamlaştık. Hem konuştuk, hem hayatı, hem konuştuk hayatı, hem dini konuştuk. Dini hayatın içine, hayatı ya, dinin evet. içine soktuk. Ya tabii ki de hocalar her yerde olmak zorunda. Çünkü sadece biz camide kısıtlı kalırsak o zaman belirli bir sayıda insan gelecektir. Ama şu şekilde açılırsak o zaman şu olacaktır. Yani biz her insana ulaşabiliriz. Mesela geçen TÜKVE teşkilatımız var. Emin Başkanımız belki bilirsiniz.
Onlarla beraber bir İstanbul gezisi düzenlendi TÜKBA başkanımız. Ben de davetli olarak gittim. Emin Hasan başkanımızla beraber. Orada bir hocamız vardı. Ben de davet etti. Beraberdir İstanbul'a gideceğiz dedi. Ayasofya. 3 sene. Evde mi? İşte çıktı. Kazdayı gel bakalım gel. Gel gel. Gel gel. Evet siz devam. Şimdi Ayasofya sabah namazına gittik. Ben yanına gelin. Şimdi, oraya da su birikmiş. Şöyle bir şey var. Bir baktık ki Kızılcahamam'dan sadece 120 kişi geldi. Öğrenci olarak. Peki biz o hoca olarak ben o teşkilatta olmasaydım veya o otobüste olmasaydım ben o insanlara nasıl hitap edebilecektim? Veya dinimizle alakalı, edep konularıyla alakalı, İslam'la alakalı ben bu insanlara nasıl fayda sağlayabilecektim? Yani demem o ki imam her alanda olmak zorunda. Sanatın olduğu yerde de olmak zorunda, camide de olmak zorunda, mahallede de olmak zorunda, spor faaliyetlerinde de olmak zorunda ve dinimizi hayatın içine sokmamız lazım. Evet. Dini hayatın içinden çıkarttığımız zaman işte o zaman sorun yaşarız. Ben hep söyledim, annemin bir sözü vardı yıllar evvel, babamın adı Nuh'tu, Nuh, namazını camide bırakma. Aynen öyle. Hani derler ya, oruç Ramazan'dan sonra başlar, haçtan geldikten sonra başlar diye, aynı o şekilde. Gazze'nin... Muhtarlık da muhtarlığı bıraktıktan sonra mı başlıyor? Öyle mi? Öyle mi oluyor? Muhtarlık da muhtar da muhtarlığı bıraktıktan sonra mı başlasın? Aynen öyle. Gençlikte yapacaksın her şeyi. Sen yaşlı mısın ya? Ben 77 yaşındayım. Ne olacak ki 77 yaşınca olunca? Akıl gidiyor biz baştan. Yaşın adamı mı olalım, anlayışın adamı mı olalım? Hocaya da soracağım. Anlayışın. Bir daha alabilir miyim soruyu? Biz yaşın adamı mı olalım, anlayışın adamı mı olalım? Anlayışın adamı olalım anlayışın ben işte. Ben ayaktayım, hayattayım, ayaktayım, yaşıyorum. Benim bir hayat anlayışım var. Ben onu yaşamak zorundayım, hayata geçirmek zorundayım diyeceğiz ya. Bırakın öyle yaşamışı, 77 yılınca ne olacak ki? Tığ gibi adamsın ya. Görünüşte öyle. Kaç sene yaptın muhtarlık? 40 sene falan. 40 sene mi? Vay, çok iyi ya. Ben buraya geldiğimde muhtar mıydım? 2000'lerde geldim. İlk programı burada yaptım ben. Çukurca'da. O zaman Halim dayıydı muhtar. Değil mi? Ama 20 sene önce geldim. Bir ara, yani. Yok, bir ara boşluk. Ha, ara boşluk var mı? Ben 15, 12 sene mi, 14 sene mi de ara verdim. Bir ara boşluk oldu o zaman. 2000'lerde, 2000'lerde. Geldim ya. İlk yaptığım köy programlarından bir tanesiydi bu. Evet. Burada televizyon bir adam geldi ama ben hatırlayamıyorum. Ali İbrahim'e kura şeyiyle gelmişti. Şimdi yaşlı bir adam vardı. Şu numaralıyı dedi. Şimdi bak benim Ali aklımda. Dur bir dur muhtar. Benim geldiğimde böyle ahşap bir ev. Evin önünde bir tane kadın böyle odun kırıyor. Kocası da hastaydı. Kanser hastası mı neydi? Ölmüş adam sonradan. Tabii kadın da ölmüştür ya. O programı kaçırmışsınız değil mi siz de? Yok. Geldim ya ben buraya. Hastaydı ya. Hastaydı ya. Tamam ya şey Mustafa dayıydı. Yanık diyor lakabı Yanık derdik. Mustafa dayıydı. Tamam. Tamam. Yaşar doğru, Yıldırım tamam, milletvekilim bir de benim arkadaşım Yaşar tamam. Yıldırım var amcası. O Gökboncuk derdik. O da öldü ya. Öldü mü ya? Öldü. O da öldü. Gökboncuk da öldü. Öyle mi ya? Öldü. Ondan falan mı geldik? O da var mıydı? Evet bilmiyorum. Doğru. Sonra o saatten tarihti yani. Köyün tarihi o anlatıyor. Tabi kadastroda o da çalıştı. Ben de oradaydım zaten. Abi da o abisi şey, Yaşar Yıldırım. Büyük amca Yaşar çocuk, Yıldırım. Yok, amca çocukları. Amca çocukları. Ankara tabi kadastroda çalışan. Oradaydı. O da benzinliği falan vardı. Tamam ya. İskitler'de. Sonra ayrıldı falan. İki kardeşti. Onlar ortaktı o benzinli. Şimdi... Konuşmadığım kim var? Ezan vakti geldi mi? Ezan vaktimize az kaldı. Az kaldı mı? O zaman hocamızın arkasında bir saf tutar namaz kılarız değil mi? 30 dakikamız var. Varmış. Şimdi konuşmadığım kim kaldı? Dernek başkanı. Geçen geldik zaten senden de bir özür diledim ama bir tanıyalım seni. Bayram Akbul, Çukurca Köyü Dernek Başkanı. Sen de gel bakalım eski muhtarlardan. Muhtar öz dayım benim. Annemin... Sen niye yavaş yavaş konuşuyorsun ya? Biraz hızlan. Ben hızlanamıyorum artık. Maşallah saç maşallah duruyor. Maşallahın var vallahi ya. Saç duruyor. He? Saç duruyor. Evet. Ne anladın? Dayım. Öz dayım ha.
çocukluktan beri işte daim burada, biz Ankara'daydık. Okul tatillerinde ben de gelirdim. Burada döl güderdik işte, daim davarlar vardı eskiden. Köyde senden sitayişte bahsediliyor. Ne yapar? Muhtar. Buyur, dedin. Sitayişte bahsediliyor köyde, yani dernek başkanı olarak epey girişimi var herhalde. Tabii canım, maşallah. Allah razı olsun. Uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Başka köye bakınca birbiri muhtarla dernek başkanı uyumluyuz birbirimize. İstişare yapıyoruz yapacağımız işleri. İstişareye göre çalışıyoruz. Şu anda istişare yaptığımız en son iş ne? En son iş istişare yaptığım yolu değiştirmek. Hangi yolu? Şu kışın yollar şey oluyor. Geldiğimiz yollar devamlı buz tutuyor. Güneş görmediği için buz tutuyor. Zorluk çekiyoruz. Az bir kar yağıyor. Az bir karda buz tutuyor. Buzun üstünde de az gene yağıyor. Yani bu sıkıntı ana, çekiyoruz. Ana geldiğiniz yolu şu duvardan ağrı değiştirmek. Niyetimiz bu istişare. Telefonu aldıracaksınız. Şu sağ taraftan, güney tarafından rica ettik. Peki bir girişiminiz oldu mu? Var. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden çıktı. Onaylandı. Evet. Güzergah belli. Güzergah belli. Güneyden kar tutmaması için fazla. O şey hem de bir 4 kilometre falan kısalıyor. Yani bizim zaten bu geldiğimiz yol orman yolu. Kadastro yolu değil orası. Kadastro yolu bu dere. Ama buralarda kanalizasyon geçeceği için pek geçecek. Şimdilik... Buralara işte şey yapmıyoruz. Buralara kanalizasyonla hani altyapı bittikten sonra, bizim buranın altyapı bitmedi. Kanalizasyon var. Ayrıyetten şimdi sontajdan boru çekiliyor. O da mecburen, bir de köy içinin kaç senelik oldu da şeyler. Döşenel misal. Hatlar. O şu çaylar kapanalı 8 sene. Yok. Köyün susu. Bacı mı? Su 30 seneyi geçti. Bacı mı? Konuşabilir miyim? Konuşamaz. Niye? O konuşamaz. Sen de konuşmuyorsun canım. Biz durgunuz artık. Duruldu mu? Çok mu hızlı yaşadın da duruldun? Ne bileyim valla. Ben serbest meslekte çalıştım. Gülbahar. Teyzem. Buyurun. Nereye gidiyorsun? Hey. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum şu aşağı. Ne var o aşağıda, ne var? Bahçe var. Sen bu yaşta bahçe mi bakıyorsun? Bahçe ben mi bakmıyorum. Bebeler ekiyor, bebeler bakıyor. Sen ne yapacaksın şimdi? Ben oradan bir şeyler alacağım. Televizyona çekiyorsun, çekmek beni. Niye? Ne oldu? İşte ben ahım gitmiş, ahım kalmış. Sağımdan televizyonda. Ya iyi ya işte, kayıt altına alalım. Kaybolup gitme. Nereye kaybolacağım ben? Ben yürüyemiyorum, şuraya gidemiyorum. Ne işim var kaybolmayla? Kaybolamam mı? Bizde hiç kaybolmasın. İsim neydi? İsim Gülbahar. Orada bana bakacaklar şimdi. Aman bu konuşmayı bilmiyor diyecekler. Ben konuşmam diye. Ya senin kaç tane çocuğun var? 4 tane. İsimlerini say bakalım. Mehmet Ali, Hamdi, Sadık, Eda. Ha, bir tane kız. Ha. Neredeler onlar? Hamamdala. Hepsi? Ha, hepsi. Onlar seni seyredecek. Seyredesin. Torun? Torun da 6 tane. Sayabiliyor musun isimlerini? İkra, İksan, Tuğba, Mevre, Kemal, biri de askerde gazi. Şimdi torun sevgisi mi, evlat sevgisi mi? Torun. Niye? İşte. Nasıl işte ya? Nasıl işte? Benim kayınlar dedi ki, ben evlatlar, bebelerimi böyle seveydim, iyi vurdum dedi. Torunlarla laf konuşturmazdı. Sen de mi öyle yapıyorsun? Ben öyle yapıp da, benim bebeler yanımda yok, herkesin mesela çenceresi kızım, ayrı. Kızın torunu geldi, anne ne dedi, ne yapan? Zaten onlar bana bakıyor, ben onlara bakmıyorum ya. Ama onların sen şöyle gelip de elini öpmesi, gerçi bu sağlığın bu, benim. Bir sene, iki sene oldu, herkes uzakta uzağa. Ama geçiyor değil mi, geçti. Vallahi selamlarını götürüyor mu selamlarını? Götür. Götürdüm, şu çocuk götürür bak. Selamı herkese. Tamam. Bir geldi bir gazeteci de Muharrem diye. O ben birine selam yollamamışım. Darıldılar bana. Ben onu şimdi unutuyorum. Muharrem kim ya? Muharrem bir gazeteci geldi. Ne bileyim. Senin mi konuştu? He, köyüne konuştu. Kim bu Muharrem ya? Gazeteci Muharrem, ne bileyim. Muharrem kim? Gazeteci mi? Ne zaman gelmiş? Kaç sene oldu yenge? He, çok oldu. Ben miyim acaba? Ne bileyim, ben sen misin? Belki de bendim de. Çok eski mi? Eskisi yani, hastaydı. Ya benim. Ben dedim ki de. Muharrem de Nizamettin. Bilmiyorum galiba.
Ben bir numara aradım da bebeleri test başmışsın. Madem ben gazeteci dedim, ben bir kıvrak kapattım. O ben değilimdir ya. Başkasıdır o. Hadi Allah'a ısmarladın. Geleceğinizi bildirmek için aramışsınız da. Ha öyle mi? Tamam. Hadi bakalım güle güle. Hadi bakalım. Hayırlı işler size de. Tamam. Evet başkanım. Babası iyi konuşmamış da bebeğe sonra dedi ki, baba niye iyi konuşmadın dedi. Yine konuşmuyor canım. Konuşuyor mu? Şöyle masal biraz konuştururum çocukları. Çocukları kızdır, kızmasın buna. Annen annesi Merve Koçak. Merve Koçak? Kadın onlar şey, belediyedeki. Belediyedeki. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Şimdi biz Süleyman'dan geldik. Süleyman evet. Süleyman'dan geldik. Türkü söyle diyeceğim ama namazdan sonra. He. Şöyle sana da baktım, sen de türkü söyler gibi bir havan var ya. Sazı da çalacak mı? He, var mı yok mu? Bende mi? Yok ya, türkü bilmem. Bana kalırsa var gibi. Ama ilk kavaltı çalardı. Eskiden. Çalar mıydı? Kavaltı çalardı. Sesin güzel miydi? Sesim ses yok, yok işte. Ses yok da kavaltı çalardı. Kavaltı çalardı. Eskiden çalardı. Ya, şimdi insanın üzerinde bazı yaptıkları kabiliyetleri böyle... Dayısı değil misiniz? Nişan gibi dayısı duruyor değil mi hocam? Süleyman'ın dayısı. Ulan dayıya çekermiş Süleyman mı? Osman abi. Teyze çocuk. Teyze çocuk. Hem amcamın oğlu hem teyzemin oğlu. Hiç alamıyorsun kaval. Kaval yok ki şimdi. Neydi isim? Osman. Keçeci. Keçeci ha. Güzel kaval çalardı yani. Şimdi şöyle bir şey de var. Sizler de şiir okuyorsunuz. Arada sırada Osman amcam bana gençlik sohbeti yaparken ben Osman amcamın çok sohbetini derim. Belki şu an söylemez ama lafın arasında çok güzel şiirleri, çok güzel beyitleri vardır aslında mesaj veren. Kafiyeyi dek getiriyoruz. Hadi bir dek getir bakalım. Yok ya şimdi aklıma gelmiyor. Nerede de aklına gelir? Ya konuşurken mesela bir şeyi konuşurken lafın geçişini derler ya taşın gediği gelince hemen koyver diye. Şimdi gedik yok mu? Yok gedik şimdi. Gediksiz mi? Burak gediksiz mi? Evet evet. Ya muhtar hiç konuşmuyor, bu eski olmaz eski. Muhtarın eskimesi olmaz. Eskisi olmaz. İnsanın da eskisi olmaz. Olmaz olur mu? Muhtarımız eski kalaycılardanmış. Oradan konuşabiliriz Ezil abi. Ya yüzün... Ben şu gözlüğümü bir çıkarayım. Kalaycılık yaptın Kızılcahamam'da. Yaptım. Yani Kızılcahamam'da ya. Değil. Ya. Şu çevre köylerin hepsinde yaptım. Hiç karşılaştık mı? Seyyar. Bilmiyorum ki. Şapkan ben 90 falan tutar. Şapkan bir yana güven bakıyor, kendin bir yana bakıyor. Ha. Güven tarafında bütün kalaycılık ben oralarda. Alveren, Akçabayır, benim kendi köyüm gibi. Çoluğu çocuğu tanır beni. 36 sene. O üç köyü hiç bırakmadan 36 sene, her sene bir ay, bir buçuk ay çalışırdım oralarda. Bir karşılaştım ben seninle bir köyde, bilmiyorum da. Çünkü o zaman ben kabaretedeyken 90-100 köy gezdiydim, biliyorsun değil mi? Şimdi köyün sokaklarını gezdikten sonra Süleyman'ı alacaksın. Şöyle köyün karşısında hepimiz çıkalım, olur mu? Olur. Türkü söyledelim mi? Söyledelim. Dayıma mı? Yok canım, Süleyman'a Süleyman'a söyledin mi söyler yoksa? Yok, ben anlamam. Sen garipsin ya. Seni garip diye muhtar yaptı lan. Akl ermiyor, saf diye. Şimdi, hocam geldi. Geldi. Temiz çiftçiye derlermiş, saf. Aynen kumaş öyle. Sof kumaş da, o çiftlikten yapılan kumaşa derlermiş. Sol saf oradan gelirmiş. Şimdi bizim insanlarımızda şöyle bir şey var. Saf kelimesini aslında böyle eksik manalı anlıyoruz. Ama aslında saf kelimesi temiz, berrak olan insan. Yani işini düzgün yapabilecek, güvenebileceğimiz insanlara deriz biz keçi aslında. Keçi tüylerinin böyle saf, tertemiz olanına aynen. Saf derlermiş. Saf. Ondan olan kumaşa da sof kumaş derlermiş. Sof kumaş derlermiş aynı. Öyle öyleymiş. Ben de şöyle biraz araştırdım. Şöyle saf nereden geliyor, sof nereden geliyor? Oradan geliyormuş. Peki ezan da geliyor değil mi? Ezanımıza geliyor. Gidelim mi? Tamam. Camiye gittim de. Bugün buradayız. Bugün buradayız. Herhalde çok uzun bir program olacak. İnşallah. İnşallah. Thank you.
sayın seyirciler. Omuz omuza değil ama gönül gönüle beraber bir namaz kıldık. Hocamızın arkasında saf tuttuk. Omuz omuza gelemiyoruz ama gönül gönlü olmak da iyi değil mi hocam? Evet tabii ki de. Kalpten kalbe giden bir yol vardır. Görünmez, görünmez bir yol. Biz de o yola başvurduk. En sağlam yol da o. Evet, en sağlam yoldan. Görünen yolları sevdiğine bozuyor ama evet. Görünmeyen yolları bozmuyor değil mi? Aynen öyle. Biz de o yola başvurduk evet. Allah'ın izniyle. Pandemiden dolayı öyle başvurduk canım. Zorunlu evet, başvurduk. Evet. Evet. Çukurca Köyü'nün Camii Şerifi. Benim geldiğimde bu kadar çini falan var mıydı? Yoktu herhalde değil yoktu mi? Zaman. Yoktu. Çini yoktu. Evet. Sade bir cami ama Çinlileri de gelince şöyle gönül zenginliğinde bu köy halkı ortaya koymuş değil mi? Evet aynen öyle. Güzel bir camimiz. 1956 yılında yapılan. Dış tarafı taş, tavanı aynen ahşap ve iç tarafı da çinilerle süslenmiş. Güzel bir camimiz böyle var. Böyle boyanması da güzel ama eski haliyle kalsaydı daha iyi. Verniklerini de kalsaydı daha iyi olur değil mi? Evet. Geçmişe biraz dokunurduk öyle. Şimdi aynen boyaya öyle dokunuyorsun. Geçmişteki daha güzeldi. Nakış vurmuşlardı. Üstünün boyası geçmişte daha güzeldi. Öyle mi? Daha güzel. Daha güzel. Evet. Şimdi biraz hayatına girelim hocam. Arkanda saf tuttuk namazımız kılar. Allah kabul etsin. İnşallah. Cümlemizin. Allah razı olsun. Bulguroğlu soyadı. Nereden geliyor? Bulguroğlu soyadı. Biz Çorumlu olduğumuzdan dolayı bizim köyümüz genellikle Bulgurlarla uğraşırlarmış. Eskiden bilindiği üzere soyadları yazılırken atalarımız gittiği zaman ne işe uğraşıyorsun? Bulgur. Tamam sen Bulguroğlu demesiyle oluşan soyadlarımız. Çünkü ilk soyadı kanunlar o şekildeydi. Biz de bulgurculukla uğraştığımız için bulgur satarmışız, pirinç satarmışız. Biz de bulgur oğlu olarak gelmiş. Bir de oğlunu koymuşlar. Güzel bir kafi olmuş. Yani babadan oğula geçen bir şey olsun diye. Aynen öyle. Babadan oğula geçen bir şey olsun diye. Biz de bulgur oğlu diye bu şekilde devam ettik. Soyadımız da bu şekilde. Anne baba nerede şimdi? Anne babam Ankara'da. Ben de doğma büyüme Ankara'dayım. Hangi semtte? Keçiören'deyim. Keçiören bebesi derler değil mi? Evet aynen Keçiören bebesi derler. Ama sen o Keçiören bebeliği farklı. Sen Keçiören imam olmuşsun. Evet. Hatır, imam. İnşallah. İnşallah. Hayatıma geldikten sonra ben 8. sınıfa kadar, 14 yaşıma kadar Ankara'daydım. Ankara'da ilkokulumu, ortaokulumu bitirdim. Ortaokuldan sonra Allah-u Teala bizlere bir yol gösterdi. İstanbul'a yolumuz düştü. İstanbul Bahçeliler semtinde hafızlık üzerine. Orada Allah'a hamdü senalar olsun ki hafızlığımızı bitirdik. Orada birazcık Kur'an kursu eğitimi aldık. Yani öğreticilik eğitimi bir yıl kadar. Şunu sorayım ya, hıfzetmek, hafızlık işte hıfzetmek insan beynine veya insan o beyin dokusuna ne getiriyor? Şunu getiriyor diyebilirim. Öncelikle benim derslerim normalde iyi değildi. Hani Kur'an-ı Kerim bir mucize diyoruz ya. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in mucizesi onu ezberledikçe insanın beynini açıyor. Birinci şekilde bunu getiriyor bizlere. Maneviyat getiriyor. İnsanlara karşı konuşma stili mesela. Benim konuşma stilim aslında en büyük hafızlıktan gelir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettikçe insana bir özgüven geliyor. En büyük verdiği şeylerden bir tanesi de özgüvendir. Özgüven yani ve zihir açıklığı. Okuyan konuşabilme sanatını da öğreniyor herhalde değil mi? Aynen öyle. Konuşabilme sanatını da orada öğrenebiliyor. En büyük verdiği şeylerden bir tanesi hem zihin açıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'le meşgulüz. Hiçbir yeri görmüyoruz. Sadece Allah-u Teala ile konuşuyoruz. Onunla bir sohbet ediyoruz. Yani aslında konuşma sanatını vermesinin nedeni çünkü her gün 24 saatin, 14 saatin, 15 saatin hafızlar çalışarak geçiriyor. Ve 14-15 saatte Allah-u Teala ile birebir sohbet yapıyoruz biz orada. Yani sadece okumuyorsunuz o zaman. Ama bu anlayışa bağlı değil mi? Tabii ki de. Bazıları sırf ezberlemek ve hıfzetmek için, bazıları da hem hıfzederken Allah'la da konuşabilme. Evet, şimdi hocamız bize her zaman derdi, hafızı kelam olun, yani ne olun derdi. O Kur'an-ı Kerim'i okurken nakış akış işleyin, hayatınıza geçirin derdi. Bizler de orayı ezberlerken haftada bir sohbetini yapardık. Hocalarımız. 23 yılda gelmesinin sebebi de bu mu? Kur'an-ı Kerim'in? Tabii ki de. Çünkü yaşaya yaşıyor. Çünkü bir olay olduğunda Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam ile beraber hemen bir ayet-i kerimesi indirmiş. Çünkü hayatımıza nakış nakış işlemiştir. Biz Müslümanların da en büyük yapması gereken şeylerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in nakış nakış hayatlarını işlemesidir. Eğer Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti hayatlarımıza nakış nakış işlersek işte o zaman dünyamız güzelleşecek, hayatımız güzelleşecek inşallah. Şimdi oku. Evet. İlk gelen ayet oku. Şöyle kitap okumak değil o. Aynen öyle. O şunu oku herhalde. Önce bir kendinden başla okumaya. Evet. İç okumanı bir gerçekleştir. İç yazılımı, iç yazılımı. Aynen öyle. Şimdi zaten ilk öğretmenimiz Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e baktığımız zaman Cebrail aleyhisselam öğretiyor. Hı-hı.
ilk öğretmen Cebrail Aleyhisselam ve sonra bizim öğretmenimiz Peygamber Efendimiz oluyor. Rehberimiz. Rehberimiz oluyor, önderimiz oluyor. O bize öğretiyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki ikra, oku. Neyi oku önce? Önce bir hayatına Kur'an-ı Kerim'i, bir Allah'ın verdiği nimetleri bir kendine bir yerleştir. Evet. Ondan sonra şey diyor... Şey diyor ya işte, o seni alaktan yarattı. Oraya bir gir bakayım bir. Oraya bir oradan aynen öyle. Oraya bir gir diyor. Ve sonra onu öğrendin mi diyor. Hani Peygamber Efendimiz dediği gibi... Kendi yapılışını bir öğren diyor değil mi? Evet. Dünyaya gelmeden ki haline bir bak. Tabii ki de. Tabii ki de. Aynen öyle. Bir suydun ya. Oraya bir gir de ondan sonra şöyle kendine evet, bir bak. Bir kendini mi? Bir tanı, evet. Muhasebe et. Ondan sonra... Sonra Allah bana neden gönderdi? Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben diyor yarattım diyor vel cinne vel insa, insan ve cinleri diyor illa ancak liya'budun. Bana kulluk etsinler diye diyor. Kulluk ne? Kulluk Allahu Teala'nın bize verdiği emirleri, yasakları gönülden bağlan bir şekilde Allahu Teala'ya ibadet etmek. Veya ben bu hayatı kurdum. Hı hı. Eğer bu hayatı kurduysam bunun hayatında kurallarını koydum. Hı hı. Seni de yaratan benim, bu hayatın içine koyan da benim, bu hayatı benim koyduğum kurallar üzerinde yaşa demek mi? Yaşa demek ama bunu bu şekilde algılamamamız lazım. Nasıl? Çünkü bu şekilde de algılamalıyız ama sadece Allahu Teala'ya cennet veya cehennem nazarında hayatın kurallarında direktmen ibadet değil de Allahu Teala beni yok, hayatın kurallarında o değil ki, yalan söylemeyeceksin mesela, dürüst olacaksın yok, mesela. Bu evet kuralları ama evet. Ben şunu da söylemek istiyorum. Şimdi Allahu Teala bizleri yarattı evet ama bir şükür mahiyetinde de kulluk ibadet edebiliriz. Tabii ki de ibadet şükür konusu kendi cinsinden mi olacak? Şükür tabii ki de kendi cinsimizden olacak. Şükür kendi cinsinden olmalı. Mesela aklın şükrünü nerede nasıl vereceğiz? Aklın şükrünü gitme, nereye gidiyorsun? Oturacak ayakta duramıyorum. Gel o zaman şöyle yanıma gel. Evet, aklın şükrünü Allah'u da öğrendiklerimizle vereceğiz. Kalbin şükrünü nasıl yapacağız? Kalbin şükrünü de Allahu Teala'ya ibadet ederek. Malın şükrünü de zekat olarak vereceğiz. Malın şükrünü de zekat olarak vereceğiz. Ama bir sevginin şükrü var. Sevginin şükrünü de insanları severek. Ben öyle görüyorum. Ben şeyi okudum ya, bu Yunus Emre'nin yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Şimdi beni yaratan var diyorsan, hı-hı, ve kendini de seviyor ve beğeniyorsan, karşındaki da yaratılmış, evet, onu da bir yaratan var, onu evet, da seni yaratan, onu da yaratmış. O zaman kendi sevgine, kendine gösterdiğin sevgiyi ve o beğeni ona niye göstermiyorsun diye sormayalım mı? Soralım bence de. Bunu da göstermemiz lazım çünkü Allah... Demek ki sevgi dini de buradan geliyor. Aynen öyle. Peki muhtarın da hiç girmedi. Siz çok derine giriyorsunuz. Annem baban nerede onu soruyor. Annem babam Keçören'de, babam... Annem ev hanımı, babam ise bahçeli evlerde simit satıyor. Simit satıyor? Evet, simit satıyor. Emekli mi? Yok, emekli değil. Emekli değil. Şimdi simit satan bir baba ama bunu söylerken öyle bir onurlu söyledin ki. Çünkü beni bugünlere getiren, bu yolda kendisini sabah 5'te gidip akşam 10'da gelen bir babam var. İsmi ne? Faruk. Bunu onurla söylemek istiyorum çünkü... Bizler için gecesini gündüzüne kattı. Dualarında bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. O yüzden hiç çekinme değil. Onunla söylemek zorundayım ve söyleyeceğim de devam da edeceğim. Bunun arkasındayım. Çünkü ben o İstanbul'a gittiğim zaman acaba ben oğlumu daha nasıl okutabilirim diye sabah akşam simit. Şimdi şu baba şu sözlerini duyduktan sonra ne yapar? Gözleri dolar, hüzünlenir. Ve seni kucaklar. Baban geldi. Bu kadar kalsın değil mi burada? Burada duralım. Allah razı olsun. Çoluk çocuk elhamdülillah. Hanımdakimiz Osman var, hafız, ha, küçük oğlan. O da şeyde, Altındağ Müftülüğü'nde, Rüzgarlı'da iki vakitli yerde imamlık yapıyor, imam hatiplik yapıyor. Kızın birisi sınıf öğretmeni, çalışmıyor. Birisi hemşire, çalışıyor. Biz de hanımla yazım, yok elhamdülillah, yazım burada, kışın Kızılcamam'da duruyoruz genelde. Muhtarlıkta iyi diyorsun değil mi? Muhtarlıkta, şimdi, köyün adamı iyi de idare ediyoruz. Bizim konuk aldığımız, kendine de konuk olacağımız Süleyman Keçeci. Evet. Süleyman, çalıp söyleyeceğiz ama seni biraz beklettim, kusura bakma. Artık namazdan sonra dedik ya. Bir arkadaş daha var, gel Masar. Onun hayatına da pek giremedik ya. Osman mıydı ismi? Osman Keçeci, evet. Osman Keçeci. Çoluk çocuk? 3 tane çocuğum var. 2 kızım, 1 oğlum var. Oğlum işte bir şeyden EYT'li emeklisi oldu. Sen nereden emeklisin? Ben Ziraat Bankası, Yenişehir Şubesi'nden emekliyim, Ankara'dan. Oo, çok iyi ya.
İyi kaval çalardın önceden. Eskiden öyleydi. Şimdi çalamıyor musun? 50 sene oldu, unuttuktur yaş yani. Yaş kaç? 71. Hemen hemen aynı yaşıtız ya. Niye sen kendine bakmadın mı? Bakamadık demek ki, Ankara bizi yedi. Bakamama değil o. Allah'tan gelen bir şey var. Allah'ın tanesi. O bedenin kendini evet, kullanma evet. Şekli herhalde. Tabii tabii. Peki evet. Çocukların falan hep selamlarını götüreyim olur mu? Otur götür, aleyküm selam. Yukarılara gelelim. Nereye yukarıya? Baş bayram oraya gideriz o zaman abi. Oturla giderim canım. Aa gelirsin. Hocam biliyorsun bizim burada bir de mezarlık ziyaretimiz evet. Olacak. Bir sofra kurmuşlar. Bir sofra duamız olsun. Sonra mezarlık ziyaretimiz tamam, olsun. Tamam inşallah. Ondan sonra Süleyman'ın sazını eline alsın. Evet. Şimdi ne kadar hoca saz çalmasın falan diyorsa Süleyman'a karışamam. Yok Süleyman'a karışamam. Süleyman. Şimdi Süleyman'ın küçük kardeşi var. Ben 73'te imamıdım köy ücretiyle. Şurada oturduk. Bünyamin bak şimdi. Bünyamin'i tanırsın. Ha, orada yukarıdaymış. Hayır Bünyamin'i tanırsın. Bunların sülaleden sesleri iyidir. Bünyamin dedik. Bir türkü söyle dedik. Gözlerinizi yumun da söyleyeyim dedi. Bak gözlerimizi şöyle baktı mı da bir baktı mı da Bünyamin kaçıyor. Söyleyemez mi? Söyler de uyanık söyle, bizi ekliyor. Bünyamin salla çalar. Bünyamin salla çalar. Çaldıralım mı? Ya şimdi ya, yok. Şey değil de amatör olarak. Yani bizi çalışıyor. Uyuttu, cemaati uyuttu. 4-5 kişiydik. İki türlü söyleyemez mi? Bilemiyorum onu kendine zor bak. Biri garanti herhalde. Yani bizi uyuttu. Gözlerinizi yumun dedi. Gözlerimizi yumduk şöyle bir baktı mı da ana Bünyamin kaçıyor. Bakalım kaçan Bünyamin'i bulur. Ya sülalece sesleri güzeldi bunların. Şimdi nereye köy sokakları? Şöyle bir dolaşalım. Buyurun. Ne soruyorsunuz? Bir cevaplayabilirsek cevaplarım sana. İnşallah. Muhtarımız iyi. Muhtarımız katlı giyin. Şimdi bacası tüten bir ev. Bacası tutuyor bak. Bir de çatı yapan var şurada. Çatı yapanın yanına çıkamayız. O da baca yapıyor herhalde. Çatı yapmıyor. Birisi baca yapıyor. Birisinin bacası tutuyor. Nereye gidelim? Baca yapanın yanına çıkamayız. Ama bacası tutanın yanına gidelim mi? Yermaz abi. Şimdiki muhtarımız yaptı. Oturtun oraya şimdi ama. Baca yapanın yanına gidemeyiz dedik. Bacası tutanın yanına gelelim. Baca yapan benim ustalar orada çalışıyor. Ben burada oturuyorum onu sormuyorum hiç. Senin ev mi orada? He. Bu ev buranın bu. Bu evin sahibi içeri yazlıkça işte yakışım. Selamünaleyküm. Selam hoş geldin. Yok. Sağ olun. Şükür Allah'a hamdolsun iyiyiz yavrum. Yavrum diyorsun sen benim yaşındasın biliyorum ben onu. Genç görüntüne bakma 75 yaşındaymışsın. Yok 75 ha. Değil 71 ya. 75 dedim. Sen kaç yaşındasın? Ben 74 yaşındayım. Ha. Bak sordum çünkü benim yaşımı bilince yani ben de ondan sordum. Kadınlara ben, hocam yanıma gel. Seni sihirlerde sihirli diyorum bazen. Doğru mu? Sorsak ne olur? Hem kadınlar gittik buraya bak kadınlar hep topladı. Biz oturup kaldık. Kadınlara herkese telefon ettim. Bu gelin de koyumuzu gösterin gördüm. Koyumuzdan çok memnunuz bilmiyorum vallahi yazlıkçı olarak. Muhtardan memnunuz. Muhtardan memnunuz. Şükür Allah. Muhtardan da yöneticimizden de komşularımızdan da koyumuz çok güzel. Adamları çok güzel. Mehremetlidir. Bacamız da tutuyor. Tutuyor elhamdülillah. Elhamdülillah. Bacalarımız tutuyor. Ne pişiriyorsun ocakta ne var? Muhtarımız hocamızdan iyi. Hocamız benim muhtarımızdan iyi. Başbakanımız da iyi. Buradan tane isteyeyim Allah'tan. Başkanım bizim bir haberimiz olaydır size gözlemek. Ben girmedim bak sen girmişsin. Bir kere aşırıdan döndüm. İşte herkes böyle yapsın diyor. Örnek koydu. Başkan iyi bir şey yaptı. Güzel ki çıkacağım zaten. Çık. Şimdi oraya çıkacağım. Süleyman var ya. Saç çaldıracağım şey orada. İyi, saç çaldı. Sevdiğin bir türkü var mı? Dur bir ya ben dön bir türkü var mı sevdiğin türkü? Ben vallahi ne türkü sevmem. Pek türküyle işim yok. İlahi ne söyleyebiliyorsan söyleyip dinleyin. Hoca da yapamam ben. Ben hocadan duymadık işte. İnşallah bildiği zaman söyleyeyim. Söyleyemez misin hoca? Söyleyeyim. Ya ben biraz daha sohbete dayalı bir öyle ilim konusuna devam ederim. İsim neydi? Kıyafer. Kıyafer. Senin isim? Cumalı. Senin? Seni ha. Derya mı? Zeliha. Ya Zeliha. Şöyle gel bacı sen de gel şöyle. Gel. Güzel bir kız. Çabuk çocuk. İyi olan bir kız var. Nerede? Şükür Allah'ın da Ankara'dalar. Ne iş yapar oğlan? İyi olan emekli. Kız? Kız evde. Torun çok mu? Yok canım bir torunu var tek bir tane. Torunun da bir tane torunu var işte oldu. İki tane oldu yok. Ama kıymetlidir senin için değil mi o? Kıymetli ya işte hepsi. Herkesin herkese kıymetli. Kaç yaşında torun? Torun 35 yaşında niye? Onun çocuğu da oldu da torun ikinci torunun da oldu. Torunun oğlu bebesi oldu yani.
Torun sevgisi nasıl bir şey ya? Hamdolsun şükür Allah'a iyi işte. Gözlerimiz ışılay veriyor. Torundan da onlardan gelenler güzel. Öyle mi? Herkes ondan gelen. Senin isim neydi? Benim Cumalı. Cumalı. Cumalı bacı. Senin çoluk çocuk? Benim 4 tane çocuğum var. 4 taneden de 10 tane torunum var. 10 tane torundan da 8 tane tekrar torun var. 18 tane. 18 tane. Say desem sayamam sen. Niye sayamayayım? Hepsini sayamam. Atlarıyla mı? Sen karının kafası. Torunun sorunu sayamıyorum. Asıl torun Hasan Hüseyin, onun oğlunun adı da Erhan. Hafıza kuvvetli diyorsun ya. Şükür Allah'a, şükür. Sıhhat yerinde. Biraz dar ya, boğadar olacak. Bey nerede bey? Gitti memleketine. Ha, memleketine gittiyse sorulmaz o memleketi. Nereye gittiydi sorulmaz değil mi? O gideceği yer gitmiş o. Gitti. Kaç sene oldu? 30. 30 mu ay? Yalnızlık zor mu? Zorlandık, duyduk, şimdi oturduk oturamadık. Ankara'da mısın? Ankara'dayız, burada yaz geliyoruz. İyi. Burada yalnızsın. Var Allah ya. Var, ne yapalım? Ama şey, torunlar geliyor gidiyor. Hep var. Onlar ben kaldım. Şöyle anlatayım. Biz böyle burada hepimiz biri oturuyor da şu dalın dibine çıkıyoruz. Hep işte hocamız anlatsın o bilgi daha. Akşamları ne yaparsın akşamlar? Akşamları yaz etçik oturacak vakit olursa yine yazda çıkıyoruz. Kapının önüne soğuklarda evlerimizde. Çay mı içersin? Ne içersin? Çay mı demlersin? Bazı çay yaparız, pilav yaparız, yemek yaparız, yeriz işte. Arkadaşlık iyi diyorsun ha. Şükür. Kafalarımız tutuyor yani şükür Allah'a hamdolsun. Şuraya yanaşalım mı? Gel şuraya yanaşalım. Hadi size selamlarınızı alıp götüreceğim. Allah razı olsun. Herkese selamlar olsun. Öğrenin siz. Evet, buyur abi. 13 kaç çocuğum var? Aman ne? Bu çocuğu ne? Çocuklar herkes. 3 çocuğumuz var. Neredeler? Ankara'dalar. Üçü de. Ne iş yaparlar? Biri şeyde hastanede çalışıyor. Biri bir şirkette çalışıyor, biri de bir kendine göre dükkanı var. İyi. Sana bir yüklükleri yok mu? Öyle derler ya. Yok, bana onlar desek zaten. Bana ne yüklü olacak? Bana eşin desek. Sağ mı? Yok. Sen de mi gitti? Memleketine. Evet. Memleketini sormaya. Evet. 5 sene oldu. Çocuklarına selamımı götüreyim o zaman. Torunlara. Torun. Çok rahmetlik, çok aktif beyi vardı. Ha? Derneğe beraber kurduk. Köy için canlı neydi, veren neydi bir beyi vardı. Hamza. Yani köy için canlı veren değil, beraber kurduk derneği. Benim yanımda sağ kolumdu. Böyle şekilde köye canlı verirdi. Öyle bir insanıydı. Herkesin işine koşardı. Bakayım bir yüzüne. Öyle miydi? Nasıl beraber yaşadınız? Biz mi? Eşin mi? 40 sene mi? Şimdi anlatılan etse yüzüne bakayım dediğim oydu. Gözleri sulanıverdi gibi oldu da. Evet, seni tanıyalım. Ben de 3 tane çocuğum var. Bir oğlan, 2 kız. Hı-hı. 5 torunum var. İşte beyim de şimdi sizin yanınızdan gitti. Osman. Evet. İşte öyle. Yazın geliyoruz, senin, kışın gidiyoruz. Burası senin? Yok. Gelmiyoruz burada. Burası komşu. Benim görümcemin evi. Burada o zaman ev sahibi yok mu? Ev sahibi çıkmaz dışarıya. Çıkmaz. Niye? Oya çekine utanır. Konuşmaya utanır. Sen içeri gir, biz senin yerini tutarız dedik. Koyduk onu eve. Bir yüzünü görelim ya. Bacası tütüyor dedi, geldik. Bacasını bize yakıyordu işte, tüttü. Ne hazırlıyor? Ne bileyim vallahi ben mi? Baca yapanlara mı? Yok. Baca mı yapılıyor mu baca? O ustalara ha, bir şeyler hazırlıyor. Benim ustalara yemek hazırlıyor o evde. O zaman ben oraya bir gideyim. Hadi Allah'a ısmarladım. Hadi yolunuzu rast gelsin. İçeriden çıkmayana da selamı söyleyin. Aleyküm selam. Hadi Allah'a emanet olun. İşiniz buraya gelsin. Allah selam söyleyin. Kırmızılarına çıkarsa. Nasıl? Koyumuzun hocamız hiç selam hocamız bir tane. Allah bir tane mi? Bir tane hocamız bir tane. Kendi çocuğumuzdan hiç şeysi yok. Çok seviyoruz. Allah işin rast gelsin. Hep dua ediyoruz. Hocamız hoca böyle olacak değil mi? Efendim? Cıvıl cıvıl olacak. Anne, o bizim torunuz ya. Ha? O benim torunum. Bizim torunların yaşından da küçük. Benim de oğlum. Benim torunum 35 yaşında. Torunum da arından da küçük ta. Evet. Yavrum ya. Evet, biz bunu yani hakikaten biz burada yaşanır ya. Böyle güzel insanlar. Kendi çocuğumuz, kendi bebeğimiz gibi görüyoruz biz bunu yani. Hiç hocamızdan yani hoca olarak seviyoruz, görüyoruz da. Yok, hoca diyoruz kendi çocuğumuz gibi. Hiç çekinmiyoruz.
Çocuğum mu? Şimdi şöyle bir şey, biz çağırırsa kalır arasında hocamızın gelmeyeceğini çağırırız. Çoluğumuz çocuğumuz gelirse çağırırız onların yanına. Böyle bir toplamda çay içersek, yemek yersek çağırıyoruz. Hocamıza sor istersen, böyle bir şikayeti var mı bilmem, biz hocamızdan şikayetimiz yok. Noktaya basmam lazım. Şimdi Peygamber Efendimiz ümmetine tebliğ yaparken hiç mesafeli yaklaşmamıştı. Hep sarılarak, hep birlikte olarak. Biz de bu köyde şunu aşıladık. Biz cemaat imam ilişkisi değil. Biz aile ilişkisi kuracağız dedik. Peygamber Efendimiz yolunda. Biz de hep böyleyiz. Bakın mesela benim annem gelir, ailem gelir. Ankara'da benim cemaatimden benim evime oturmaya gelenler olur. Biz bu ilişkiyi yakalamaya çalıştık. Elhamdülillah hep beraber de bu şekilde devam ettiriyoruz. Allah uzun ömürler versin hepsine. Çok da teşekkür ediyorum. Yo, bu şekilde devam ediyoruz. Hocamız iyi. Biz de onunla karşı bilmiyorum bir şikayetimiz, hatamız varsa. O da onu size söylesin. Şikayetlerimizi bilelim. Mermer taştan iyilik iki baştan mı derler? Tabii tabii. Şimdi şöyle bir şey, biz hoca belki bize yanaşmasa, uzak dursa, soğuk dursa biz de çağıramayız belki. Evet. Buyur gel diyemeyiz, hoca şunu yapıp diyemeyiz. Bir işimiz varsa önce buyuruyoruz. Önce biz yanaştık yavrum dedik, o da bize anne dedi. İşte öyle yani, biz Allah razı kendi olsun. Evladımız gibi görüyoruz. Yapacağımız yapamadığımızı yaptırıyoruz. Şimdi Allah razı olsun. Hocayı ben kucakladım camide, niye biliyor musun? Hı? Babası simit satarmış. Hı hı. Çekinmeden babam simit satar dedi. Beni öyle okuttu dedi. Bunu da onurla söyledi böyle. Gururla söyledi. Tabii canım tabii. Helalinden kazanmak gururdur. Helal gurur yani. Helal ne güzel tabii, ne mutlu ona. Yani okumuş ben yapmış. Ben böyle adamı konuna göre. Ben böyle adam. Ben böyle adamı. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Şimdi paça yapanların yanına. Gitme, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hoca gerçekten telefon ne ettiğinde benim selamımı söyle baba. Aleykümselam inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bunlar da bizim köyümüzün en gençleri. Mehmet abimiz, Yüksel abimiz. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Zaten uzaktan bana dedi ki seyrediyoruz, izliyoruz seni dedi. Teşekkür ederim. Tanıyan mı seni? Ben Yüksel. Aynı zamanda evet, köyün mensuplarındayım. Süleyman benim çocukluk arkadaşım. Beraber arkadaş mı? Çocuklar başında. Bir ara geldiydik biz, türkü falan söyledik. Ben o zaman yoktum. İzledin, sen yoktun o zaman. Yoktum o zaman. İzledin mi onu? İzledim evet. Ben hep izliyorum zaten senin öyle, programlarını. Öyle dedi zaten, programlarını evet. İzliyorum dedi. İşte böyle baca yapıyoruz. Geldik yarı Ankara'da, yarı burada. Bu emeklisin şekilde. Herhalde. Emekliyim. Nereden? Evet. Özelden. Özelden. Evet. Çoluk çocuk? Var, bir oğlan var. Şimdi senin işinden etmeyeyim diye ben yok. Kıza gezeceğim yoksa oturturum şuraya? Yok yok. Problem yok. Bir sıfır içmedin ya. Sigara içtim, 30-35 sene içtim. Doğru. Ama 14 senedir de bıraktım. Ha, 14 sene belli değil mi? İşlerinden mi? El oluyor mu? El oluyor mu? Zaten sigara içmeyenler güzel gülüyor. Teşekkür ederim. Burada bir şey daha söyleyeyim. Yüksel abimiz de Allah razı olsun. Yani dedim ya köyümüzün gençlerinden diye. Bir hafta gelir köye durmaya ama bir hafta bütün köyümüzün ne ihtiyacı varsa yaşlılarımızın hepsini tek tek yapmaya çalışır. Aynı bunun gibi. Bir ücret falan yok. Yok yani. Asla. Asla. Bakın camimizin gülleri olsun, çatısı olsun, yani. Minare olsun, yaşlılarımızın işleri olsun 1 lira ücret tahsis etmez. Allah, bu arada ona teşekkür etmek istedim. Allah senden razı olsun. Sizden biz razı hayata olsun. Borçluyuz. Onun için de ücreti talep etmiyoruz. Etmiyoruz. Evet. Biz hayatı talep ediyoruz. Aynen. Hayat bizi yaşatır. Arkadaş hey! Bak bu ne? Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? İyiyiz valla, ne yapalım gördüğün gibi. Sen devam et, sen devam et. İsim neydi? Mehmet. Bak bak, uçak geçiyor bak. Ya üstüne bakmayın, gökyüzüne bak. Uçak geliyor. Sana selam veriyor uçak. Hadi kolay gelsin. Hadi güle güle, teşekkür ederiz. Bir oyuncak gibi yapalım. Sayın seyirciler, şimdi yemek zamanı. Hocamızı yanımıza alalım. Sofraya oturalım. Süleyman Keçeci'nin kardeşi. Bünyamin Keçeci. Önceden şarkı türkü söylermişti. Yemekten sonra söyler mi bilmem ama Süleyman'a söyleteceğim. Gel bakalım babam, gel. Benim cami arkadaşım bu cami. Cami arkadaşım. Tanıyam seni, gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sağ olasın. Ne var ne yok ya? Hayırlar güzel. Ben buraya yerleştim. Kızılcamımı bıraktım. Temeli bıraktın mı? Bıraktım. Evi de kısa verdim.
Kız oturuyor, o tarafta çalışan kız var ya benim. Aha. O oturuyor. Ben buraya ev yaptım işte şu karşıdaki. Hangisi? Şu bayraklı ev. Bayraklı ev, ha, şu oradan görünüyor. Şu. Şu. Ha, orada da var, hangini göremedim ben. Hayırlı olsun canım, bilemedim. Sağ ol, sağ ol. 8, 10 sene oldu ya. Çukurcalıydın sen değil mi? Çukurcalıydım tabii. Memleketimize döndük işte. Ankara'ya, Kızılcağım'ı bitirdik. Nasıl geçiyor burada hayat? Çok iyi be, Allah'a şükür. Burada... burada Çukurca iyi. Mahallesi Mehmet Ali Kiçeci. Kiçeci demişti. Keçeci değil mi bu? Kiçeci. Bizim aslında yani özde Kiçeci soyadımız. Yani Kiçeci diye yazılmış Kütük'te normalde. Ama biz sonradan hep Keçeci diye hitap edildiği için dolayı biz değiştirdik ya soyadımızı. Keçeci. Aslında... burası kültür evi öyle mi şimdi? Doğrudur. Burada hazırladım. Değiştirmemiş herhalde Türkiye. Mehmet Ali Kiçeci de işte eski dernek başkanımız. Rahmetli olduğunu amcamın çocuğuydu da. Muhtarımız. Ha muhtar. En son şimdi sayın seyirciler ben başkanım. Böyle senden de iyice konuşmadım. Başkanın evine çıkacağız. İnşallah bekliyorum. Yani bir köyde böyle yapısı, işte binayı fiziki yapı olarak değil, bahçe. Evet. Bahçeyi hanımla beraber yapmışsın. Evet. Evde mi hanımın? Hanım evde. İşte o, kadın eli diyecek bir yere, evet. Değil mi? Kadın eli diyecek. Şimdi hocaya sormadım. Hocanın bir şeyi var mı, evlilik falan hazırlığı var mı sormadım ama varmış herhalde. Evet, Allah nasip ederse bir iki ay sonra falan bir düşünüyoruz. Kadın eli değsin, kadın eli. İnşallah, Allah nasip ederse. Evet, kadın eli değmezse yok ya. İşte benim eve geliyorlar, evin güzel temiz, yok kadın eli farklı. Evet, farklı doğru değil. Doğru. Kadın eli farklı. Kadınlar bizim temiz dediğimiz evi de beğenmiyor. Biz temiz diyoruz, yarım saat sonra geliyorlar tekrar. Onu oradan atıyorlar, onu ya hanım temiz dedik, yok olmamış. Şimdi seni tanıyacağım da elektrik süpürgesini o da kullanıyor, biz de kullanıyoruz. Biz de kullanıyoruz. Onun kullandığı farklı oluyor ama. Onlar nasıl farklı mı kullanıyor? Aynı elektrik süpürgesi. Demek onlar daha iyi kullanıyor. Aynı fişi kullanıyoruz, aynı süpürgeyi kullanıyoruz. Aynı kanepe, aynı halı. Olmuyor ama beğenmiyorlar yani. Yapamadığımızdan mı yoksa kendi temizlik anlayışından mı? Temin dediniz ya, illaki bir kadın tabii eli... Kadın. Diyecek yani. Geçen geldiğimizde vardı yanımızda değil mi Süleyman? Vardı. Tanışalım bir. Buralıyım. Muammer Erkaya. Ya arkadaşındı değil mi o? Öbürü müydü yayladan inerken? Ha, öbürü mü? He o Muzaffer'di. Ha, Muzaffer. Ha Muammer deyince. İki buçuk sene oldu buraya yaptım. Başkanımız sağ olsun köye işte gençleri teşvik ediyor. Dedi gelin yapın köy kalabalıklaşsın. İyi ki de yapmışım. Köyde hayat var yani. Bizim programımızın adı da köyde hayat. Ya işte köyde hayat var. Ama yeniden köyde hayat. Yeniden işte yeniden köyde hayat var. Yenilenerek köyde hayat değil mi? Yenilenerek. Yani şimdi buradan gidiyoruz. Ankara'ya gidiyoruz. Gençleşmişsin diyorlar. Bir sene, bir buçuk senedir buradayım. Ben de köylere çıkmaya geçtim. Ankara'ya gidiyoruz. İşte diyorlar ya gençleşmişsin diyorlar. İnşallah kaldık da daha da gençleşeceğiz herhalde yani. Sen şimdi yeniden köyde hayata başla benim gibi. Başlıyoruz işte başladık. Köyde hayat deme. Yeniden köyde. Yeniden köyde hayat var. Evet. Yenilenerek köyde. Evet. Şimdi bayram neydi soyadınız? Akbulut. Akbulut. Bayram Akbulut. Geçen geldik fazla konuştuk var mı? Konuşmuştuk evine girmiştik fakat bir problem oldu yayınlayamadım. Olur ona öyle geleceğiz. Önemli değil. Sen şimdi ne hazırlattın bize? Size Allah ne verdiyse hazırlattık işte elimizde ne geldiyse bakalım bunlar. Kadın eli değdim buraya. Kadın eli var. İçeride. Gördüm. İçeri girsek bir mahsuru var mı? Yok. Yok değil mi? Ha. Aa salatalar. Üç çeşit salata var burada. Sever misin salatayı? Tabii canım salata sevinir miyiz? Salata severiz de şimdi şöyle karşıya bir dön mazar bak. Salatanın karşısında köy de vardı. Köy de tam salata gibi bak. Salatadan da güzel ya. Evet. Yaşanır değil mi burada? Yaşanır. Hele beş senedir duramıyorum. Yani Ankara'ya gidiyorum. Kızılcağım'da da. Eskiden Kızılcağım'a alıştıydım. Evet. Şimdi artık buradan gündüz gitsem gece muhakkak gelmek zorundayım. Bir alışkanlık değil bu ya. Ya. Bu hayat tarzı herhalde. Bir de hiç sevgim mi artık buraya geldim o hanıma diyorum o hayat varmış diyorum. Yani burada rahatlıyorum. Evet. İçeriye bakalım. Gelme Hasar içeri giriyoruz gelme Hasar. Kadın eli salataya değer, sofraya değer, köye de değsin ya. Evet. Peki burada başkanım senin eve değmiş. Evet. Köye de değmeli mi? Kadınların görüşü alınmalı mı? Köy, tabii her yerde. Köy yapılır. Hocam gel. Kadınların eli değmeli mi? Şu köyün biçimini bir kadın şöyle baksa. Ben mesela geçen
başkana da söyleyeyim. Plan proje yapılırken diyorum, bir aykırı, böyle ters düşünen bir adam. Bir şair, bir kadın, bir de mimar veya mühendis neyse. Evet. Bunlar olacak o masada. Tabii ki de aynı. Aykırı düşünen, ters bir şey söyleyecek. Kadın, kadın gözüyle bakacak. Şair, şiir gibi bakacak. Mimar da mimar gözüyle, mimar evet, gözüyle bakacak. Mesela şu köy, bir kadın baksaydı böyle kurmazdı. Bir kadın kursaydı bir köyü böyle kurmazdı. Değil evet. mi? Kurmazdı değil mi? Tamam, tam değişik olurdu. Tam değişik olurdu. Bir düzen, nizam daha çok olurdu. Tabii ki de var ama. Evet, daha var da. Çünkü kadınlar fıtratın olan bir şeydir aslında. Nizam, düzenlilik, temizlik. Evet, estetik. Çünkü Allah, estetiklik onların fıtratında var zaten. Değil mi? Cazibe. Evet. O şekilde daha güzel olabilirdi. Ama biz ana eksenli, ana erk dedikleri, hani ata erk değil, ana erk bir toplum değil miyiz? Ne Öyle gibi yani mesela? Şimdi vatana ana diyoruz. Evet. Ana vatan diyoruz. Ama ana erk bir toplum olsak ananın görüşleri üzerinde bir hayat inşasına da başlardık gibi geliyor bana. Tabii de başlardık ama şöyle bir sıkıntımız var gibi düşünüyorum. Bence bayan konusunda İslam'ın bayana verdiği, kadına verdiği değeri biz kendi milletimize çok doğru anlatamadığımız için kadın unsurunu tam ortaya çıkartamıyoruz. Onu anlatmaya uğraşıyorum. Evet, ana unsurunu çıkartamıyoruz. Ben her zaman şu lafımdayım. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de erkeklere bir sure indirmedi. Bayanlara Nisa, kadın diye bir sure indirdi. Evet. Allah-u Teala annelerin ayaklarının altında o mükemmel bizim aklımızın, fıtratımızın yetmediği cennet ayaklarının altına serdi. Bayanlar, kadınlar bu kadar değerliyken ama biz kadına değeri anlatamadık. Kadına değeri öğretemedik. Bu da bizim sıkıntımız, zaman bu da bizim eksiğimiz. Bazı kadınlar da şunu söylüyor, zaman içinde bizim de hoşumuza gitti. Yani sorumluluktan, mesela evet. cennet, benim işte yorumum, cennet ayağımızın altına verildi, konuldu ama iki şey getirir. Aşırı derecede bir sorumluluk. Tabii ki hem de. Cennetin getirdiği bir mükafat, hem de aşırı bir sorumluluk. Aynen. Ya bastığın yeri cennete çevireceksin. Ya da cenneti çiğneyeceksin, cehenneme çevireceksin. Evet, zaten işte verilmesi nedenlerden bir tanesi annelik unsuru dediğim bir şey. Evet. Annelik unsuru, bizleri 9 ay karnında taşıyıp bir erkek, bir baba belki de gece o çocuk ağladığı zaman aa yine ağladı der ama annenin o gönlü sızlıyor. Bizim dilimiz demez, sızlar. Değil mi o? Evet, demez. Anne demez, kalkar, o bakar ve büyütmeye çalışır. O yüzden günümüzde bence en büyük unsurlardan birincisi gençlik, ikincisi de kadın ve kadın haklarının kadına dinde verilen ama İslam'da verilen değerin anlatılması çok Şimdi önemli. Değerle hakkı karıştırmayan, ben evet. kadınlara hak verilmesine karşıyım niye? Hı hı. Benimle aynı hayatı paylaşan kadına benim hak tanımam, yasal olarak hak tanımam, kadını aşağılamak tabii gibi ki geliyor de, bana. Tabii ki bana de, aynen öyle. Gibi. Yani ben sana bir şey lütfedeyim tabii ya. Ki de. Senin yaşama hakkın var, Allah yaratmış ya. Ne hakkı veriyorsun sen? Aynen öyle. Senin hakkın neyse onun hakkı da o. Evet, herkesin... Sokak hayvanlarına da aynı. Aynen öyle. Aynı hakta değişik olmayacak. Ama şunu işte diyorum ya, benim aslında çizmek istediğim nokta kadın cinayetleri olayında biz kadının nasıl anlatabiliriz bunu? Dindeki yerini anlatmamız lazım. Bak, İslam'daki yerini. Ne Avrupa'nın haklarıymış yok Amerika'nın haklarıymış değil. Değil bizim İslam'ımız ne anlatıyorsa kadına özgün ne verdiyse İslam'da bunu çekinmeden hocalarımız anlatması lazım. Girelim içeri. Girelim içeri Gel inşallah. Ve şimdi de bakalım. Evet, kültür evine bir girelim. Aslında kültürünü kaybeden kendi gönlünü de mi kaybeder ya? Gönül üzerine kurulu değil mi kültür? Nerede bacılar? Oo, kültür ev. Ha, bu şey mi bu? Mehmet Ali Keçici. Mehmet Ali Keçici. Başkanımız. Evet, sonra evet. Muhtarken vefat etti. Bu Kızılcahamı'nda falan da tanıyorum ben. Orman Bakanlığı'ndan emekli. Evet. İşletmede mi çalıştın? Ormandaydı, berberdi şeyde. Evet. Hem berberlik de hem memurdu. Taş binada. Tanıyorum. Zahattin Bey, buranın özelliği ne biliyor musun? Köyde evi koyu olmayan, köyü seven adamlar gelirler, başkanı, dernek başkanından anıtar, alırlar. Burada bir hafta 10 gün kalırlar. Yatak yorgan var mı? Yatak yorgan var. Var mı? Var, hepsi var. Bak hepsi var. Mutfak güzel, banyosu, tuvaleti var. Burada güzel. Sırf evi köyü olmayan, kızı köyü beğeni seven insanlar gelir. Burada kalırlar, tertemiz aşarlar giderler. Dur bir soru.
Mazhar dedi ki gideyim Çukurca'da. O yok, zor biraz. Milliyetçi, yabancıyı biraz zor Allah. Niye? Yok, dün gelmişler yabancı, yok. Mantar toplamaya yok, gelmişler. Mesela, buraya biz şey, içeriye halde ısrarla hani yağmur yağıyor girin demiş. Onlar çekinmişler, yok, girmemişler. İkindi namazına kardeşlerimiz geldi. Dedi hocam dedi biz dedim mantar toplamaya geldik Ankara'dan. Tabii dedim sen Allah'ın misafirisiniz. Buyurun dedim ya. Siz dedim kaleye çıkın. Kalede çardak burada sema verecekim. Karşıda da mantar toplamaya çıkabilirsin dedim. O arada sevgili Ali dayımız var. Bu tarafın nöbetçisidir. Aşağısı ben, yukarısı Ali dayı Bayram abi gelir. Nerede o? Daha demin konuştunuz. Sizin arkadaşınız var. Hemen Ali dayı beni aradı. Ya hocam dedi senin misafirin yok dedim. Allah misafir dedim. İlgilen dedim. O da hemen buraları açmaya çalışmış. Gelin burada oturun, rahat oturun bir şekilde. Yani köyümüzde hani demiştik ya misafirperver olmalıyız diye. Biz aslında Kızılcahamlılar olarak demek güzel misafir ediyoruz. Biraz zor. Açık konuşayım. Yani şimdi ben. Genelde köylülerimiz ev olmayanlar gelir, ailecek gelir, bir aile gelir, iki aile gelir. Bu açmamak değil, güvenmemek de değil. Ya şimdi şöyle. Ne olur ne olmaz demek. Tabii tabii. Tabii bir ki. O da var tabii. İşin içinde. Adam bilemiyoruz dost mu düşman mı. Peki. Yok öyle bir şey yok da. Yok düşman yok, düşman yok, yok da. Mesela adam geldiler bir zamanı caminin ki eski kilimleri topladılar gittiler. Ya o oluyor ha eski kilimi. Eski kilimi toplayıp gidiyor adam. Onun bakalım için mutfağa. Bakalım. Şimdi Süleyman, Bünyamin türkü söyledi mi? Bünyamin'e yemekten sonra. Bünyamin'e mi? Bünyamin yemekleri bir hazırlasın. Hazırlasın. Şöyle bakalım. Burada yat. Bura idari odamım. Yatıyor, yatıyor. Yatar. Kış geleceksin. Tabii. Çek yatları. Soba da hazır. Sobada. Odun yok. Odun, Çukurca'nın her tarafı odun. Mutfak kısmına geçelim mi? Geç bakalım. Yani ev olmayan adamlar gelir, İstat'tan çok büyük. Her sene gelirler ev olmayanlar. Evet. 3 gün, 5 gün, 10 gün kalırlar. Çok iyi ya. Senin eşiniz mi yoksa? Bünyamin'in. Merhaba. Geçen evine girdim ben senin. Bünyamin'in. Ha Bünyamin'in eşi mi? Sizin değil. Yok yok. Bünyamin'in eşi mi? Merhaba. Merhabalar. Türk söyledin mi Bünyamin'e? Olur. Güzelsin. Çalar mı? Çalardı. Tanıyan mı sizi? Ben Seher. Yemekler siz mi hazırladınız? Yani salatalar bendendi. 3 çeşit yapmışsın. Salatalarla koyu karşı karşıya getirdim ben. İyi olmuş inşallah. Çoluk çocuk var. İki kızım var. Biri üniversiteyi bitirdi. Öğretmen oldu inşallah. Bir de küçük işte lise sonundan. Süleyman abi kaynım olur. Abim olur Süleyman abi. Süleyman o biliyorum canım. Şimdi ben Süreyya Süleyman'ı Ezgi grubu olarak KBRT'de 20 sene önce program falan yapardım. Ama Bünyamin'i görmedim ki ben. Bünyamin çok hatırlamıyordu. Valilikte çalışıyordu. Valinin işi biraz yoğundu. Bu senelerde biraz daha bize daha şey oldu. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin. Bünyamin, ızgarayı yakmışsın. Biberleri koymuşsun. Evet. Et de hazır herhalde. Hı-hı. Hazır onları ama da atacağız. Ama şöyle bir bak Masar ya. Bünyamin dediler bir tane söyler. Yok. Ben ses konusunda abim iyi. Ben söyleyemiyorum. Abim güzel söyler. Peki sen bunun üzerinde bu ızgarayı yaparken abine bir şeyler söyletelim mi? Çok iyi olur. Güzel olur. Rahatlar mısın? Evet. Hepimiz sevinirim. Hepimiz rahatlar. Evet. Sen de dinlersin oradan. Tabii. Tamam. Çok güzel olur. Sen bir sazı kap gel Süleyman. Ama sen de bir şey söyle ya. Söyler dediler bilmiyorum. Hanımın da dedi söyler dedi. Yok o. Yani ya sesim çok iyi değil. Abime eşlik ederim öyle diyeyim. O da yeter. Hı hı. Abin sesini keser, sen devam edersin. Şimdi kültür evinin bahçesini başkanımız Bayram Bey bir düzenlemeye sokmuş. Burayı da gösterelim. Şu anda da tadilat daha yağmurlardan dolayı bir iki gün ara verdik. Şimdi yıllar önce demeyelim de yani bu belli bir dönemde 20-25 bizim Kızılcahamam sokaklarında gül fidanları vardı değil mi? Evet. Güller vardı. Evet. Bunlar onlardan herhalde şimdi kaldırıldı onlar. Onlar kaldı. Siz ne yaptınız şimdi bunu? Şimdi bunları ben Kızılcahamam'a giderken buradan köyden gördüm orada baktım. Atıl durumda zaten kepçeyle yüklenip indirildiği için yetkililere söyledim, rica ettim. İşte bunları biz yeniden hani bizim köyümüze lazım bunları biz değerlendiririz diye. Köylüler toplandık arkadaşlar. Gittik Allah razı olsun belediyeden izin istedik. Şöyle onlar da biberini kırıyorsunuz bir de.
Ben şimdi komple söküyoruz. Topraklı olduğu için toprağını boşaltıyoruz. Ondan sonra vida aldık. Kendimiz vernik aldık. Onları tadilatını yapıyoruz. Vernikle de içini kendinden toprak. Ondan sonra gül işte inşallah biraz fidan filan şu bu alırsak bunlardan hepsini değerlendirdik. Yani aynı şöyle atık durumu. Bunlar şu şekildeydi şöyle, hepsi. Şöyle. Bunların hepsini ne kadar sağlam çıkartırsak bir de şöyle bir kendimiz tasarlayaraktan yani şöyle. Şimdi bunu böyle şey diyoruz. İki tarafından saracak gül ortada fotoğraf çekiliyor. Şimdiden bile gelip çekinenden oluyor yani şöyle. Bunlar yeni dikim değil mi? İçinden çıkanlar bunlar ölmemiş öyle olanlar mi? Yani. Şey eski de biz budanıp yani şey yaptık. Anladım. Bunları yaşatmaya çalışıyoruz. Burayı inşallah Allah'ın izniyle biraz belediyemizden hizmet alarak da böyle yardım yani beden olarak biz çalışıyoruz. Köylülerimiz de Allah razı olsun. Süleyman Başkan'dan ne istiyorsun şimdi? Süleyman Başkan'dan gerçi zabıta müdürümüze de söylemiştim. O gel fidanlar geldiği zaman ben geleyim dedi. Sen saksıları yap. Ondan sonra bunları Talip Bey evet. Ondan sonra ben sana dedim ne lazımsa caminin önü misal orayı daha yeşil çiçekli güzel bir şey olsun. Saksılar alacağız yine. İnşallah belediyede hani varsa onlardan alıp. Veya ben atıl şeyleri belediyenin hurdalarından bir şeyleri alıp da hayata geçireyim. Elimden geliyor ben kendim sanayiciyim. Elimden geliyor. Arkadaşlar da temizliğini yapıyoruz. Kum doldurma güçlüyor. Arkadaşlarımız çok. Siz de böyle. Hep beraber. Evet hep. Yani böyle bir iş bölümü yaptık. İşte Bayram Başkan montajda, hoca ben boyada, ondan sonra diğer arkadaşlar Muzaffer işte var, sökmede hep hurdaydı. Hurda olanları hep şu hale getirdik. Hatta geçen hafta şuraya oturup da Sivri'yle resim çektirenler Sivri oldu. Sivri Dağ, bizim özel Sivri Dağımız burası. Sivri Dağ, evet. Evet. Şimdi size, biz bak şöyle ki duralım da Sivri Dağ'ını. Özellikle şöyle onu çektirenler oluyor. Burası şuradan. Burayı gülün sardığını düşün. Burayı da komple buradan böyle fotoğraf çekeriz, fotoğraf çekeriz de. Diyelim ki Süleyman Başkan, Talip Bey, sen şimdi buraya bu fidan falan vermezsen, eksikleri gidermezsen bu arkadaşlar küsmez. Ama Süleyman saz çalmaz. Türkü evet söylemez. Türkü söylemesini istiyorsanız buraya evet yardım. Öyle buraya bizim yani fidanlıktan geçelim bize oraya. Tamam. Gel geçelim.